Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz. Tabii şöyledir, iletişimin olabilmesi için kullandığımız aracın çalışması lazım. Eğer araç çalışmıyorsa zaten iletişimi kuramayız. Mouse çalışmıyor. Yok hocam, bu önemli, fark değil, ben hallederim, sorun değil. Yani üç tane mouse var, dolayısıyla çalışmıyor. Biz mouse'la olan etkili iletişimden vazgeçeceğiz. Mouse'sız yapacağız bu iletişimimizi. Gerçi şöyle konu olarak, başlık olarak etkili iletişim ama daha çok ben göreceksiniz bazı şeyler üzerinde duracağım ve konuşacağımız şeyler tamamen eğitimle, üniversite eğitimiyle ilgili ve o eğitimdeki bizler ve öğrenciler, ötekiler, aslında öteki olmaması gerekenlerle ilgili konuşacağım. O ilişkisel yapı üzerinde konuşacağız. Dolayısıyla etkili iletişim başlığı çok genel bir başlık. Aslında bunu anlatmam lazım ama kısa kesmeye çalışacağım. İletişim dediğimizde bize öğretilenler, işte bir gönderen vardır, alıcı vardır, mesaj vardır. Al size iletişim. Hayır, iletişim o değildir. O sadece iletişimsel eylemin bir parçasıdır. İletişim dediğimizde biz insanın hem biyolojik varoluşunun hem de sosyal varoluşunun zorunlu koşulundan bahsediyoruz. Bunun anlamı şu, eğer iletişim yok ise ya da iletişimsizlik denen bir şey varsa, bunun anlamı, o anlamı gayet basit. Biz biyolojik olarak ölüyüz demektir. Çünkü zorunlu varlığımızın, biyolojik varlığımızın zorunlu bir koşulu olduğu için o olmadığında iki şey olur. Eğer bir alt sistemimizin, biyolojik alt sistemimizin bir parçası da ise, bu kalp dışında çok önemlilerin dışında bir parçasındaysa, o zaman şey oluyor, aksıyoruz, özürlü oluyoruz. Fakat çoğu zaman da vücutta durduğu andan itibaren iletişimin durması eşittir ölmek demektir. Topluma geldiğimizde, iletişim dediğimizde aynı şey. Toplumun ve aynı zamanda toplumda insanın örgütlü yapılarının varoluşu kesinlikle ve kesinlikle iletişimin olmasına bağlıdır. O da zorunlu bir koşuldur. İletişim yok ise onun anlamı toplum yok demektir, ilişki yok demektir, örgütler, kurumlar yok demektir. Şimdi eğitimle şeyini, bağını kuralım. Eğitim dediğimizde biz örgütlü bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla örgütlü yapının varlığı ve varlığını sürdürebilmesi, kendini geliştirebilmesi de iletişimin varlığını gerektirir. Dolayısıyla orada da iletişim, örgütsel yapının varoluşunun sürdürülebilmesinin, değişmesinin ve gelişmesinin zorunlu koşullarından birisi oluyor. Hocamızın sabah anlattıkları, en güzel örnek buna, biraz evvel anlattıkları, orada şunu görüyoruz. Biz bir örgütün gelişmesi için hocamız bir alınan tedbirleri, yapılması gerekenleri ve nerede olduğumuzu, planlarımızı, her şeyimizi anlattı. Orada biz iki şey görüyoruz. Bir, iletişimsel eylem görüyoruz. İki, aynı zamanda o iletişimsel eylemle bağlantılı olarak eğitimin nasıl yürütüleceği, gelişmenin nasıl olacağını görüyoruz. Devam edeyim. Şimdi konu örgütlü yapı içerisinde bir ilişki tarzı var, iletişim var ve o iletişimle o varlığın kendini sürdürmesi ve geliştirmesi gerekiyor. Bu eğitim olduğunda tabii temel soru şu oluyor, eğitimde etkili iletişim ne demek sorusu oluyor. Bunu size şöyle basitçe bir anlatmaya çalışayım kısaca. Eğitim dediğimizde biz amaçlı girişimden bahsediyoruz. Amaçlı girişimi gerçekleştirebilmek için biz araçlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla iletişim bu araçlardan birisi oluyor. Ve o zaman amaç orada gelişmek için örneğin araç kullanmamızı gerektiriyor. Eğer biz o aracı
gereği gibi kullanmazsak ya da o araca erişemiyorsak, dolayısıyla orada amacımıza erişme olanakları kısıtlı anlamına gelir o. O zaman biz alternatif araçlar aramamız lazım ama eğer olay konu iletişimse yandık orada çünkü iletişime alternatif bir araç yok. O zorunlu bir yapı olduğu için dolayısıyla iletişimi kullanmak zorundayız. İletişimin olması gerekiyor. Dolayısıyla eğitimde etkili iletişimdeki amaç var. O amaçta araç kullanarak biz ne sağlamaya çalışıyoruz? Amaç gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin amacımız iyi eğitimse o iletişimden geçerek o iyi eğitimi vermeyi amaçlıyoruz. Dolayısıyla etki burada ne anlama geliyor? Etki de aracın amacı ne ölçüde gerçekleştirdiği. Dolayısıyla şöyle anlatayım. Amacımız iyi bir eğitim. İyi bir eğitim için iletişim zorunlu bir koşul. O zorunlu koşulu yerine getirebilmemiz için ne yapmamız lazım? O aracı olası en etkili, en verimli bir şekilde kullanmamız lazım ki böylece amacımıza ulaşalım. Dolayısıyla ben iletişim demiyorum, iletişimsel eylem diyorum. Genellikle biz bir örgütlü yapı içerisinde herhangi bir şeyi gerçekleştirmek istediğimizde örneğin konuşuyoruz. O konuşma bir iletişimsel eylemdir. Sadece biliyorsunuz iletişimsel eylem konuşmayla sınırlı değildir. Dolayısıyla iletişimsel eylemde biz hem doğal araçları kullanırız hem de doğal olmayan teknolojik araçları kullanırız. Bu kullanımdan geçerek biz etkiyi sağlarız. Dolayısıyla burada şurada okuduğunuz gibi etki o zaman iletişimsel eylemin eğitimle aranan sonucunun ne ölçüde olduğu ve yaptığı katkıyla ilişkili. Şimdi iletişimsel eylemin katkısının ölçüsünü belirleyen bazı önde gelen faktörler üzerine duracağım. Bir gereksinim yoksa arkadaşlar, eğer bir hoca veyahut da bir öğrenci bir gereksinim hissetmiyorsa, yeniden söyleyeyim şöyle, eğer bir hoca iyi bir şekilde çaba göstererek eğitim yapmak gibi bir şeye, gereksinime sahip değilse, öğrenci ne kadar isterse istesin, öğrenci ne kadar çok gereksinime ya da motivasyona, yüksek motivasyona sahip olursa olsun, orada öğrencinin öğrenme olasılığı yoğun bir şekilde kısıtlanmış oluyor ve sınırlanmış oluyor. Dolayısıyla orada dikkat ediliyorsa, bizde bir gereksinimin olması, onu hissetmemiz lazım. Gereksinimle birlikte motivasyonumuzun olması lazım. Beraber gelir o zaten, her zaman değil ama ve aynı zamanda bir sorumluluğa sahip olmamız lazım. Sorumluluk genellikle şöyledir. Bence eğitimde tanımlanan sorumluluk şöyle olmalı. Öğrenciye karşı sorumluluk. Bu sorumluluk da eğitme sorumluluğu. Yani ben öğrenciye alanımda en iyi şekilde ne verebilirim, nasıl öğretebilirim, onun başarısına katkıyı nasıl sağlayabilirim olmalıdır. Dolayısıyla burada ben tango kuralı diye bir şey yaptım. Çünkü İngilizce'de ilginç bir şey vardır, deyim vardır. Tango için iki kişi gerekir. Yani iki kişi olmadan tango yapılmaz. Dolayısıyla bunun anlamı şu. Ben çok iyi hoca olabilirim. Çok motivasyonum olabilir, çok bilgim olabilir. Ve çok da iyi anlatıcı olabilirim. Sadece sözle değil, teknolojik araçları kullanarak da çok iyi sunum yapan birisi olabilirim. Fakat evet ben tangoya hazırım ama öbür taraf hazır değil. Öbür taraf öğrenci tango yapmak istemiyor. Dolayısıyla orada bir gereksinim yok. Orada bir arzu yok, istek yok, motivasyon yok. İşte orada problem var. Şimdi o biraz sonra zaten herhalde bütün konuşmalarım bunun üzerinde olacak. Bundan sonraki konuşmalarım. Biz şöyle bir seçeneğimiz yok bizim. Onlar öğrenmek istemiyor. Ne yapalım? Hayır, öyle bir seçeneğimiz yok.
onların öyle bir seçeneği var. Öğrenmemesi gibi bir seçeneği var. O isteksizliği olabilir. Fakat bizde öyle bir seçenek yok. Biz kesinlikle ve kesinlikle elimizdeki materyal neyse o öğrenci en motivasyonu düşük olan öğrenciyi bile bir şekilde öğrenmeye yönlendirmemiz lazım. Yani o elimizdeki materyali en verimli şekilde ne kadar kötü olursa olsun veya ne kadar iyi olursa olsun en iyi bir şekilde kullanabilmemiz lazım. Ve onu kullanabilme yollarını araştırmamız lazım. Bu motivasyonla ilişkili, işte o istek, arzu var ya onunla ilişkili ve o sorumluluk var ya o sorumlulukla ilişkili. Eğer bizim sorumluluğumuz sadece kendimizi meşrulaştırma bağlamında bir sorumluluksa yandık. Orada biz artık başarılı olamayız. Çünkü daha başta biz kaybediyoruz. Ama bizim sorumluluğumuzun ne olması lazım? Öteki, yani o öğrenci. Ama o öteki öyle bir öteki ki biz denen öteki. Ona geleceğiz biraz sonra. Devam edelim. Tabii ilk şey öğreticinin tangoyu bilme meselesi, öğreticinin konusunu bilmesi lazım. Bu bir. İki, hocamızın biraz evvel söylediği gibi konuyu bilmek, evet biz eğitimini almış olabiliriz ama yapmamız gereken en önemli şey dünya, özellikle bilim o kadar hızlı gelişiyor ki, mesela benimki sosyal bilimler, sosyal bilimlerde bile o gelişim çok hızlı. Fen bilimlerinde o çok daha hızlı. Çünkü oradaki rekabet çok fazla. Orada biz şunu yapamayız, biz duramayız. Durduğumuz an, hatta yavaşladığımız an onun anlamı biz gerideyiz demek. Biz geriliyoruz demek. Dolayısıyla biz sadece tangoyu bilmemekle kalmayız, yani konumuzu bilmemekle kalmayız. Aynı zamanda biz sürekli olarak akademik dergilerden, konumuzdaki akademik dergilerden gelişmeleri takip etmemiz lazım. Biz kendimizi sürekli olarak geliştirebilirsek, gelişmeye kendimizi uydurabilirsek, dolayısıyla endüstrinin bizden istediği, toplumun bizden istediği o öğrenci tipini de, o öğrenci, kaliteli öğrenciyi de yetiştirebilme olanaklarını, olasılıklarını elde edebiliriz. Dolayısıyla, üçe, tabii iki tane üç olmuş. Aslında bu değildi ama neyse. Evet, buydu. Dolayısıyla tangoyu bilmeyle ilişkili biraz şeyden bahsedeceğim, acı gerçeklerden bahsedeceğim. Ki hakikaten şöyle, bunlar olumsuz gerçekler ama şöyle anlayalım lütfen. Bu olumsuz gerçeklerin olmaması için neler yapmamız gerektiğini düşünmemiz lazım bunlardan hareket ederek. Çünkü bizim amacımız üniversitede, özellikle bizim üniversitemizin amacı bir, araştırma ve geliştirme üniversitesi olmak. Bu da kolay değil. Bunun en başta gelen gereksinimlerini sıralayacağım şimdi. Bir, teori ve Kur'an bilgisi. Ne yazık ki Türkiye'de ben şimdiye kadar sosyal bilimlerde çok ender olarak bir makale gördüm ve o makalede teorik yapı inşası iyi yapılmış, geçerli bir teorik inşası var. Aynı zamanda teori ve Kur'an bilgisi aynı şey. Ama ne yazık ki ne yazık ki teori bilgisi olmadığı halde, yeterli olmadığı halde bizde teori kitapları yazılır. Orada teori ve araştırma olacaktı, araştırma bilgisi olacaktı. Araştırma bağlamında bizde ilginç bir yan var. Basit bir araştırma tasarımı yapmayı bilmeyenler ne yazık ki araştırma işine giriyorlar. Ve benim yaptığım, 2001'de onu yapmıştım, bir dergide bir iddiaya girmiştik. Ve oradaki araştırmamda şu ortaya çıktı. Onların bütün yazdıkları makalelerini ben metot bağlamında inceledim. Ve şu ortaya çıktı. Tek bir makale bile, Türkiye dergisi bu, tek bir makale bile en basit yöntem kurallarına uymamış. Ve ilginç olan bütün yöntem kuralları hemen hemen her makalede birden fazla şekilde kırılmış.
özlüce benim bulduğum sonuç şu, şuydu orada. Bizde dergilerde basılan, sosyal bilimlerde benim gördüğüm dergilerde basılan makalelerin büyük çoğunluğunun bilimsel en küçük bir değeri yok. Nedeni çünkü metot bağlamda geçerli değil. Geçersiz bir tasarımın sonucu geçersiz bir yöntem, sonra geçersiz ölçmeler, oradan geçerek de bize geçersiz sonuçlar şey yapıyor. Tabii buradan herhalde alacağımız ders şu oluyor, biz araştırmayı öğrenmemiz lazım. Bir teorik inşa nasıl yapılır onu öğrenmemiz lazım. Arkasından burada çok güzel bir örnek vermişim, abstract. Ben üzülerek söylüyorum. Ben Türkiye'de çok ender olarak görüyorum. Basit bir abstract bile yazma yok. Bunun herhalde en önemli nedenlerinden birisi şudur. Ne yazık ki bu da bizim sorunlarımızdan birisi. Bizde monkey sees, monkey does diye bir şey vardır. Biz genellikle var olanı yeniden üretmeyi çok seviyoruz. Biz gidip araştırmayı, bir şey bilmek istiyoruz. Orada araştırma yerine daha önce yapılmış olanı soruşturmasız olarak alıyoruz ve onu kabul ediyoruz ve onu yeniden üretiyoruz. Eğer o başvurduğumuz yöntem bağlamında yanlışsa biz ne yapıyoruz? O yöntem bağlamında o yanlışı tekrar üretiyoruz. Onun için de aynı şekilde gerekçelendirmede sorunlar var. Ben hipotez gerekçelendirme görmedim arkadaşlar. Hipotez tutup ortaya atılmaz. Gerekçesiz hipotez olmaz. Ama ne yazık ki bu çok ender olarak yapılan şeylerden birisi. Hipotez çıkarmanın kavramı bile acayip geliyor insanlara. Duymadıkları kavram bazı insanların. Fen bilimlerini bilmiyorum. Umarım orada farklıdır ama size kötü bir haber vereyim. Biz bir akademik ya da bir bilgi ortamından bahsediyoruz. Bilginin nasıl üretildiği bir ortamdan bahsediyoruz. Eğer bu sosyal bilimlerde böyleyse çok büyük olasılıkla fen bilimlerinde de aynısıdır. Çünkü biz farklı ortamda da yaşamıyoruz. Aynı benzer ortamda yaşıyoruz. Yöntem ile yöntem bilim farkı bile yine bilinmiyor. Devam edeyim. İrfan Hocam, derste de iletişimden bahsedeceksin. Bunların hepsi iletişim. Dersteki. Yok. Araştırmada şimdi şey yapıyorsun. Bunlar... Hocam bu tangoyu bilme. Evet. Dolayısıyla bu tangoyu bilme, yani şöyle, evet. Hoca olabilmenin, hoca bilmenin koşulları hocam. Yani hakikaten biraz sonra onu anlatacağım, söyleyeceğim ama eğer biz gençler tangoyu bilmiyorsak, yani bunun anlamı konumuzu bilmiyorsak, biz şöyle diyeyim, araştırma ve geliştirme üniversitesi olamayız. Eğer biz yöntemi bilmiyorsak, anlatayım. Eğer biz yöntem nasıl kullanılır bilmiyorsak, evet araştırma yapar mıyız? Akıl alacak kadar değil yani arkadaşlar, şöyle akıl alacak gibi değil. Şeye baktığımızda o kadar çok yöntem kitapları var ki her önüne gelen yöntem kitabı yazıyor. Tasarım kitabına pek rastlamadım Türkiye'de ama yani tasarım kitabı da vardır ama pek de öyle şey değil. Evren, nüfus, örneklem çerçevesi gibi bir şey. Oradaki akademik şöyle bilimsel iletişim ve o bilimsel iletişimin iletilmesine baktığımızda orada da sürekli olarak yanlışlar yeniden üretiliyor. Yanlış nasıl yeniden üretiliyor? Arkadaşımız evrenden şey çıkıyor, örneklem çıkartıyor. Hayatta da örneklem çerçevesi hakkında hiçbir bilgisi yok ama araştırma yapılıyor. Değişkenin bizde değişken sayılması. Hızla gideyim. Tabii. 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 Bahsettiğimiz scientific research methods ve metodolojilerden herhalde konuşuyoruz. Evet. Birçok yüksek lisans tezi özellikle ülkemizdeki bunlardan bir haber yapılıyor. Doktora tezlerinde normalde yani bu olmazsa olmazıdır ama onların içinde bile hani bunlar yapılmadan yani nedir bu tezi niye yapıyorsun? Bu tezi niye ortaya atıyorsun?
gerekçelerin nedir? Yani bir, o en başta olması gereken bir research filozofisi, ki filozofi of doktora diyebilmek için o felsefenin yapılması gerekir. Tabii. Bunların birçoğunun olmadığını görüyoruz. Doğru. Hani sizde durum böyle, bizde biraz daha vahim olma ihtimali çok yüksek. Hayır, onun nedeni ne biliyor musun? Çünkü siz genellikle applied research yaptığınız için, applied research'te eğer siz exploratory research yapıyorsanız, tasarım yapıyorsanız, orada ki çoğu öyle yapıyorsunuz siz, ya da bir orada sizin teoriye gereksinim duymuyorsunuz siz. Ama duyulması lazım. O gerekli. Hayır, olabilir. Çünkü ne demiyorsun, bir pratik sonuç çıkartıyorsunuz ya. İki şey, üç şey uyguluyorsunuz. Amacınız acaba bu üç şeyden hangisi daha etkili, daha verimli, daha işlevsel? Dolayısıyla bunu burada teorik bir gerekçe çoğu zaman öne sürülmüyor ve bu o kabul ediliyor. Çünkü siz ne yapıyorsunuz orada? Bilimi araç olarak kullanıyorsunuz bir amaç için. Bir endüstriyel amaç için, anlatabiliyor muyum? Ama tabii orada şunu yapamıyorsunuz. Oradaki sorun ne biliyor musunuz? Siz oradan teori üretemezsiniz çünkü teorik bir çerçeveniz yok. Siz oradan ancak ve ancak bir pratik sonuç çıkartabilirsiniz. Evet, uygulama ile ilgili sonuç çıkartabilirsiniz ama siz oradan bilimsel bir yasa üretme yapamazsınız çünkü sizin bir teorik bir gerekçeniz yok. Bir teorik çerçeveniz yok. Siz bulgularınızı bile, sosyal bilimlerde çok önemlidir bu, bulgularınızı bile yorumladığınızda şöyle olur. Bulgular dersiniz, işte dağılımları veya da istatistikleri sunarsınız. Fen bilimlerinde aynı diğerinde de. Ondan sonra sonuçlar dersiniz, işte orada yandınız. Çünkü sonuç çıkartamazsınız. Sonuçlarda ne yaparsınız tutarsınız. Aynı şeyi, bulguların aynısını tekrarlarsınız ki o da tabii sizin dediğinize geliyor. Orada o felsefi yapının ya da epistemolojik yapının ya da ben en basitiyle söylüyorum teorik yapının olması gerekiyor. Tabii. Yurt dışında o hani rankinglerde böyle üst sıralarda bulunan teknik üniversitelerin birçoğunda tezlerini incelediğinizde bunlar var. Ve onların o seviyeye çıkmalarında da bunlara çok dikkat ediyoruz. Tabii. Hani bizde belki hani araştırma anlamında o rankinglerde yukarılara çıkmak için de bu yüksek lisans ve doktora çalışmalarının bu teorik tarafını da desteklediğimizde çünkü çok hani geçerliliği görülmüyor. Anlaşılamıyorum. Belki hani bu anlamda da bir eğitim olabilir. Yani tabii. Bizim yüksek lisans öğrencilerine nasıl yapabiliriz? Çünkü açıkçası hani bunu da tam olarak bildiğimizi düşünmüyorum. Doğru. Hani mühendislikte de böyle bir ihtiyaç var. Evet. Bunu söyleyeyim. Hani farklı gibi görülüyor, applied gibi görülüyor ama o teorik tarafını es geçtiğimiz zaman biz sadece bunu yaptık olduğumuzda tabii. Dünya bunu kabul edemeyebilir. Tabii, doğru. Şimdi genellikle şöyle. Onun için ayrı bir seminer düzenliyor. Evet, çalıştay. Yani. Hocam ne istiyor biliyor musun? İrfan hocam hadi bitir de gidelim diyor. Yok, rektör hocama. Rektör hocama yer aç. Yapalım hocam, doğru. Hakikaten böyle bir şey önemli. Örneğin ben Amerikan örnek veriyorsunuz ya. Bir doktora tezi mesela hem sizin alanınızda hem bizim alanınızda. Özellikle sizin alanınızda. Hiç değilse var olan bilgiden hareket ederek, bunun anlamı o bilgiyi irdeleyerek bir model kursun, model test etsin. Ama bizde yapılan ne? Çok hakikaten utanç verici bir şey yapılıyor bizde. Hem fen bilimlerinde hem sosyal bilimlerde. Birinin yaptığı model alınıyor, o model taklit ediliyor, o model kullanarak bir şey yapılıyor. Bu araştırma değildir. Genellikle bilimsel girişim şudur. Sen eğer birinin modelini kullanıyorsan, mesela mühendislikte herhangi bir yapılmış bir model var. Senin oradaki amacın şu olmalı. O modelin geçerliliğini farklı koşullarda test etme olabilmeli. Ama bizde öyle yapılmıyor. Ama haklısın. Onun şu olması lazım. Tabii tabii elbette. Ben ODTÜ mezunuyum. Evet. Master doktoram ODTÜ'den. Gazi Üniversitesi'nde de 5 yıl kadar araştırma merkezinde çalıştım. Çok güzel. Ben mühendislikte bunu kabul etmiyorum. Yapılan master ve doktora tezlerinde bahsedilen araştırma yöntemleri uygulanıyor. Evet. Ve bence çok genellemeye gitmemek lazım. Hı. Uygulanmıyorsaydı zaten uluslararası atık indeksinde yayınlarımız olmazdı. Hayır, ben uygulanmıyor demedim. Evet, sadece bir genel olarak. Bu anlamda sessiz kalmak istemedim. Tabii tabii. Çünkü ben dedim ya, fen bilimleri bilmiyorum ama. Ben kabul etmiyorum. Onu söyleyeyim. Fakat ben tabii ben kendimi yeneleyim. Ben kendimi yeneleyim. Yine de evet, şöyle, sosyal bilimlerin ilginç bir yanı vardır. Biz genel bir yönelim vardı, genel yönelimlere bakarız. Yani genel yönelimlere baktığımızda
eğer sosyal bilimlerde bir yapı varsa, fen bilimlerinde o bilgiyi kullanma yapısı, bilgiyi kullanarak bilgi üretme yapısı var ya, varsa sosyal bilimlerde, bunun fen bilimlerde farklı olacağını beklemek hakikaten olasılığı az. Böyle ama yaptığınız bir mantık. Bir yerden bir yere geliyorsunuz. Ben de çok uzatmak istemiyorum. Tabii tabii. Bu genellemeyi ben kendi alanımda kabul etmiyorum. Tabii genellikle onların amacı şu, istisnalar vardır. O istisnalarda nerede görüyoruz? Fen bilimlerinde veya sosyal bilimlerde Social Science Index'te olan makalelere baktığımızda, Science Index'teki makalelere baktığımızda orada bu yapıyı yeterince kullanan insanların olduğunu görüyoruz. Bu ama burada şöyle der, marjinali, eğer bu marjinal değilse o zaman sen haklısın. Ama ben diyorum ki ne yazık ki bu marjinal, dolayısıyla bunun genel olması, yani bunun marjinalden kurtarılması gerekir diyorum. Bunu geçiyorum, bunu söyledik. Öğrencilerle bağlantılı olarak, herhalde hızlı gitmem gerekiyor. Öğrencilerle bağlantılı olarak bir de şu var, söyleyeceğim burada. Tango'ya teşvik ve katma dediğimde şunu anlatıyorum. Öğrencileri teşvik etmemiz lazım. Yani öğrenciler öğrenmenin anlamlı olduğunu, öğrenmenin hakikaten faydalı olduğunu ve yani buradalar ve dolayısıyla yani aynı şu an siz buradasınız ya, biz buradayız ya, bir vaktimiz var. Ya bu vaktimizi bu bilme bağlamında harcama için hiç değilse düşünme var ya, onu yapabilirsek, yani onu yaptırabilirsek öğrencilere sınıfta o 45 dakikalık ya da 50'şer dakikalık şeylerimizde, sessionlarımızda bence ilk başarıyı sağlamış şey yaparız oluruz. Tabii burada benimsetme sorunu, bu zor arkadaşlar. Yani katma, teşvik, katma ve benimsetme öğrencilere öyle kolay bir şey değil. Oldukça zor bir şey. Şöyle, hocaların yoğun bir çabası gerektirir. Hocaların sınıf dışında öğrencilerle yakın ilişki kurması gerekir. Öğrencilere kapılarının daima açık olması gerekir. Koridorlarda bile gördüğünde öğrencilerle konuşup sorunların varsa, dersle ilişkili, eğitimle ilişkili sorunlar varsa onlarla sürekli olarak ilgilenmeyle olur. Yani biz şunu yapamayız. Benim görüşme saatim sadece işte çarşamba günü saat 2 ile 4 diye bir sınır koyamayız. Anlatabiliyor muyum? Bizim aslında okulda bulunduğumuz süre içerisinde kapılarımızın açık olması lazım. Tabii en önemli şeylerden birisi de akademisyenlik 9-5 işi değildir. Yani eşim bunu çok iyi anladı ve şimdi çok iyi çalışıyor. Yani bu 24 saatlik bir iştir. Yani bizim işimiz şeyde bitmiyor. Dolayısıyla bu 24 saatlik işimizde en önemli yapmamız gerekenlerden birisi de öğrencilerimize bir şekilde motivasyonunu sağlamak. Ve altıyı söyleyeyim, bu çok önemli arkadaşlar. Eğer biz bizden talep eden öğrenciler yarattığımız andan itibaren başarıdayız. Ama ne yazık ki şöyle talep değil. Hocam işte 40 almışım, şunu 40-50 yapar mısınız? Ya da işte çan eğrisi kullanacak mısınız? Hayır, öyle talep değil. Talep şöyle, hocam ben kaynak istiyorum talebi. Hocam işte ben şunu okuyorum, anlayamıyorum, bana yardım edebilir misiniz talebi? Ya da benim işte New School'da gördüğümüz bir örnekte olduğu gibi hocamız geliyor, çok meşhur bir hoca. Aynı şeyi 3 kere anlatıyor. Üçüncüsünde tahtada bir yazı görüyor. Hocam eğer aynı şeyi tekrar anlatacaksanız lütfen bize söyleyin de biz ona göre davranalım diyor. İşte bu talep. Ondan sonra o hoca asla öyle bir şey yapmıyor. Anlatayım mı? Bu talebi, böyle bu tür talepleri yaratabilirsek, böyle bir biliş tarzını, böyle bir davranış tarzını, böyle bir anlayış tarzını öğrencilerde yaratabilirsek hakikaten okulumuz ciddi bir şekilde başarıya ulaşmış olur. Ve bir öğrencinin babası da bana gelip şunu diyemez oğluna. Şimdi söyle bakayım oğlum, bana buraya gelmeden evvel bana söylediğini. Çocuğun söylediği şu: baba, burası Atılım Üniversitesi, dolayısıyla parayı basarız geçeriz. Yani böyle bir düşüncenin sadece üniversite değil, üniversite dışında da bizim üniversitemiz hakkında
bunun ortadan kaldırılması lazım. Bunun ortadan kaldırılması da dediğim gibi o ilişkisel yapının değişmesiyle oluyor. Tabii burada şey, buna bakın, ilginç, hızla geçeceğim bunu. Burada kimin ne bildiği ve öğretenle ya da öğrettiğini sananla bildiğini sananla işte öğretilen arasındaki bir ilginç bir ilişkiyi görüyoruz orada. Hızla gideyim. Ve herhalde arkadaşlar ben ilginç bir şeydir. Soruşturmayan hayat yaşamaya değmez diye bir söz var. Hakikaten çünkü onun yapılması lazım. Hem biz yapmalıyız bunu, hem de aynı zamanda öğrencilere kendilerini soruşturma gereğini de hissettirebilirsek çok iyi olur. Bu iyi bir iletişim, etkili bir iletişim olur. Devam ediyorum. Hocam ne kadar vakit kaldı? 10 dakika. Ha, iyi, güzel. Tamam. Şimdi tersten başlayarak, yani yine negatiften başlayarak pozitife oturtmaya çalışalım. Bunlar benim, bu sadece bu üniversitede değil, Gazi'de de yoğun bir şekilde gördüğüm ve aynı zamanda Ankara'da gördüğüm şeylerden birisi, yaygın olan. Ama dediğim gibi bu bir genel olan. Çünkü daima şöyledir arkadaşlar, iyiler daima vardır. Zaten arkadaşlar, iyiler olmazsa, çalışanlar olmazsa, üretenler olmazsa zaten toplumda bir ilerleme olmaz. O ilerleme olasılığı ortadan kaldırılır. O itici güçtür. Ama ilginç olan şudur, biz itici güç olan alternatifi ve çalışanı eğer ezersek, işte o zaman ciddi şekilde sorunlar yaşamaya başlarız. Duyduklarım, yani yaygın söylenenlerden, işte bunlar olursa hakikaten biz ciddi şekilde sorundayız. Demek bunların çözülmesi lazım. Buradaki kötü eğitim falan asla düzelmez. Okuyorsanız arkadaşlar hiçbir şey yapamazsınız. Bahanecilik çok önemlidir. Orada biz kendimizi meşrulaştırıyoruz. Boş vermecilik, aynı şekilde kendimizi haklı çıkartıyoruz. İşte aman sendecilik de aynı şekilde. Miş gibi yapmacılık hakikaten şöyledir. Biz sosyalleşmede birçok şey öğreniriz. Öğrendiklerimizden birisi de şu, diğer insanı nasıl manipüle etmeyi. Bunun anlamı da şu, biz kültürümüzü öğreniriz. O kültürümüze diğer insanlar nasıl manipüle edilir? Bize de en çok kullanılan manipülelerden birisi de miş gibi yapmacılık. Ondan sonra yalanla ve dolanla göz boyamacılık. Bütün gün kahve çay ve dedikodu. Ne yazık ki bizde bunu şeyden çok iyi biliyorum. Diğer okullardan çok yaygın bir şey. Dolayısıyla orada sürekli olarak bir çay kahve kültürü yeniden üretiliyor. Bunun anlamı çay kahve içmeyelim anlamına değil. Bu önemli. Bunun anlamı biz oturup biraz dinlenelim, yani biraz dedikodu yapalım, yapacağız. Dedikodu hayatın bir parçasıdır, o kaçınılmaz. Yani yalan da hayatın bir parçasıdır, o da kaçınılmaz. Ama günümüzü tamamıyla ona ayırdığımız andan itibaren hem kendi gelişmemizi engelliyoruz, hem de içinde bulunduğumuz kurumu, aynı zamanda içinde yaşadığımız toplumun gelişmesini engellemiş oluyoruz. Diğer bir şey, ilgisizliğin ilgisiyle üretilen bir uyduru, ilginç bir şeydir. Her önce çocuğum gibi severim. Tabii çocuğun orada anne diyor. Acaba anne diye yardım mı istiyor? Yoksa işte yanlış kişiye anne diyerek sarılıyor mu? Ama büyük çoğunlukla ikincisi, ne yazık ki yalnız kişi. Devam edelim. Tekrarlamayacağım. Arkadaşlar bakıyorsunuz herhalde. Bu iletişim ilişkiseldir. Biz ilişkilerden geçerek var olan iyi veya kötü yapıyı ya da iyi olanı veya bazen de kötü olanı yeniden üretiriz. Mesela şunlara baktığımızda bu üretim biçimlerinden örnekler oluyor. Ve bunlar tabii ki kötü örnekler. Bunların değişmesi lazım. Burada gördüklerimizin. Herhalde okumuşuzdur. Devam ediyorum. Bu genellikle şöyledir, çalışmama kültürünün egemen olduğu ve kliklerin ve tembelliğe dayanan yapıların egemen olduğu bir yapılarda bu çok
görürüz bunu ve buradaki eğitim ilginç. Çünkü bağ kuruyoruz biz öğrencilerle. Ama tabii bağ kurmanın türleri, tarzları var. Ne yazık ki tarzın bu şekilde olmaması gerekir. Devam edeyim. Bu en çok duyduğumuz, ben bile söylerim çoğu zaman ne yazık ki, yanlış bir şey. Çünkü burada arkadaşlar biraz şuna dikkat edelim. Burada biz 3 tane ortam görüyoruz. Bundan sonraki düğün sonuçlarında. Birinci ortam hocaların bulunduğu ilişkisel ortam. O ortamda bu öğrenciler aptal, öğrenemez anlayışı, bununla gelen ilişki tarzı yeniden üretiliyor. Aynı eğitim ortamı içerisinde bir diğer ortam daha var. O da öğrencilerin kurduğu ilişkisel ortam. Orada da tamamen bizden farklı olan bir yapı yeniden üretiliyor. Orada da davranışa bak, hoca bizi aptal sanıyor. Şimdi biz bu iki farklı, aynı örgütlü yapı içerisinde iki tane farklı ortamı, ilişkisel ortamı birleştirdiğimizde biz ne elde ediyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Kurum kültürünü ve kurum ilişkisinin yapısını elde ediyoruz. Ve bundan sonraki vereceğimiz örneklerde buna da baktığımızda bu pek de işlevsel, pek de verimli bir yapı değil. Ki bunlar, bundan sonraki vereceğim de hep aynı şey. Meşrulaştırma, birincisi biz meşrulaştırıyoruz. Ondan sonra öbürleri bizim davranışlarımıza bakarak sonuçlar çıkartıyorlar. Buraya baktığımızda aynı şekilde bizim eğitim pratiğimizden sonuç çıkartıyor ve o sonuca göre kötü olan şu, sadece bizi değerlendirmiyor arkadaşlar. Ne yapıyor biliyor musun çocuklar? Kendilerinin davranışlarını, eğitimsel davranışlarını biçimlendiriyor. O zaman ne yapıyor? Bakıyor ki çalışmadan geçiliyor, çalışmıyor. Bakıyor ki uyduruk iki sunum yapıyor ve geçiyor. Uyduruk iki sunum yapıyor ve geçiyor. Bunun, hakikaten bu da yaygın olan bir şey. Bunun kesinlikle olmaması gerekir. Çünkü biz burada birinden şikayet ediyoruz ama öğrencilerin geç gelmesinin nedenleri var. Bunlardan bir tanesi de biziz. Çünkü biz öğrencilerin geç gelmelerini bahane ederek biz geç gidiyoruz. Sonra öğrenciler bize bakıyor geç gelmemize ve onlar da geç gelmeye başlıyor. Bakıyorsunuz ki 9.30'da başlayacaklar, 10.30'da başlamış. Yani ya da 10'da başlamış. Bu da aynı şekilde devam ediyorum. Çünkü arkadaşlar herhalde farkındayız. Yani bu öyle bir kültürel ortam, yani eğitim kültürü ve eğitim ilişkisi yaratıyor ki burada işlevsellik, negatif işlevsellik. Anlatabiliyor muyum? Yani bir gelir, ne öğrenciyi geliştiren bir işlevsellik, ne hocayı geliştiren bir işlevsellik, ne de kurumu geliştiren bir işlevsellik. Arkadaşlar ben kendi feci durumumu anlatayım. Hocam bunu seveceksin. Ben 15-17 yıldır Türkiye'de eğitim veriyorum ve ben metot öğretirim, tasarım, araştırma öğretirim ve ben bunu ne zaman söylüyordum? 2005-2006'da söylüyordum bunu ve aynısını söylüyorum. Daha da geriledim şimdi ve şöyle bir gerçeği yakaladım 5 yıl sonra. Bu ortam beni öyle bir geriletti ki, düşünün ben hem lisans veriyorum metot, hem lisans üstü, hem doktora veriyorum. Sadece bir okulda vermiyorum o zamanlar. Birkaç okulda veriyorum. Ya ben Bilkent dışında her okulda yani metotla ilişkili dersler verdim. Ve şunu yakaladım. Ben 1976'da öğrendiğim istatistiğin sadece ve sadece %10'unu veyahut da %20'sini tahmin olarak evet kullanıyorum ve bunun anlamı öbürlerini unuttum. Yani derslerdeki karenin ötesine geçemiyorum ki. Çünkü seviye şey yapamıyorum. Yani hocamız, rektör hocamız anlatmıştı. Biz seviyeye göre belirleriz demişti. Güzel, ben seviyeye göre belirliyorum. Ama seviyeye göre belirlediğimde başka çaremiz yok zaten. O seviyeye göre belirleyeceğiz. Ancak ilerlediğimiz, yani ki kare testine kadar gelmek utanç verici bir şey. Ama o zaman dediğim gibi burada anlatmak istediğim şu,
biz de geliriyoruz. Yani orada da kendimizin de akademik bağlamda, bilme bağlamında, bilgi geliştirme bağlamında o derslerdeki geldiğimiz seviyesinin ötesine geçemediğimiz için, var olan bilgiyi ve kendi öğrendiğimiz bilgiyi kullanamadığımız için biz orada kalıyoruz. Sadece bizim şansımız şu oluyor, makale yazdığımızda işte o durumlarda falan kullanma olasılıkları ortaya çıkıyor. İki devam edelim. Kaldı. İki mi? İki. Tamam. Devam ediyorum. Ne kadar hızlı okuyorsanız o kadar hızlı gidelim. Bazı popüler, zaten hep çözümler, sadece sorular üzerinde, hep çözümler üzerinde durduk hocam. Şimdi birazcık daha bazı popüler çözümler. Yani ben şunu anlayamıyorum. Bir hocanın ben işte çaktırdım demesini öğrenciye ben onu anlayamıyorum. Ben şunu anlayamıyorum. Öğrenciyi bıraktın mı diye soruluyor ya. Ben bunu anlayamıyorum. Bizim görevimiz öğrenciyi çaktırmak veya öğrenciyi geçirmek değil. Bizim görevimiz var olan bilgiyi bir şekilde onlara iletmek, ondan sonra ölçme ve değerlendirme yapmak. Dolayısıyla bunun anlamı şu. Biz kimseyi çaktırmayız, bir kimseyi geçirmeyiz. Bizim yaptığımız şu, ölçme ve değerlendirmeden geçerek bir sonuca geliyoruz. O sonuçta eğer öğrenci geçiyorsa, çünkü öğrencinin çabası ya da çünkü aynı zamanda bizim katkımız da orada şey oluyor. İhtiyacımız ilgi, empati, anlayış, tolerans, sabır ve teşvik. Hocam iki dakika bitirdim vallahi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika, iki dakikamız var, soru lütfen. Yok hocam, alkışlamayın. Peki soru vardır. Oldu, teşekkür ederim. Evet. Bir veya iki soru. Hocam ben bir soru sormak tabii istiyorum. Tabii hocam, buyur hocam. Demin hocalar ve öğrencilerin karşılıklı şeylerini söylediniz. Düşüncelerine, değişik şeylerle. Evet. Peki öğrenci düşüncelerini siz niye dayanarak söylediniz? Bir empati mi yaptınız yoksa hakikaten bunlar yaşanmış bir takım şeyler mi? Hocam şöyle, ben ders araştırma yaptırıyorum. Bu bir. İki, öğrencilere. İki, ilginçtir bilmem size. Benim herhalde karakterim nedeniyle bana her gün en az 10 kişi gelir öğrenci. Bu benim öğrencilerden şeyim değil. Projection değil bunlar. Bunlar öğrencilerle olan şeyin, ilişkimin sonuç. Tabii. Ki çoğu şeyi, bazı şeyleri söylemedim bile. O kadar çok söylenmeyen şeyler var ki, söylenmemesi gereken şeyler var ki. Öğrenciler adına söylemedi. Evet. Şöyle gitti söylemedi. Evet. Bir iki tane söyleyin hocam. Yok hocam. Hocamızın zamanı almayalım. Evet. Teşekkürler. Bir de hocam şu, siz de bilirsiniz. Yani 25 yıldır öğretiyorsunuz. 25 yıldır öğrencilerlesiniz. Öğrencilerle konuşuyorsunuz. Yani ben ilginçtir. Ben öğrencilere haşır neşirimdir. Dolayısıyla o deneyimin sonucunda o söylenenlerden ve bir de kendi deneyimleriniz var ya, ilişkileri kurarak, yani kendime bakıp ilişkilendirerek, bir de onların söylenene bakarak ve de arkadaşlarıma bakarak ilişkilendirerek sonuca geldiğinde bazı koşullarda çok iyi diyorsun, bazı koşullarda pek de iyi olmadığını şey yapıyoruz, görüyoruz. Hocam kalktı çünkü, sakın daha, sormayın diyor. Bir soru daha sorabilirsin. Hocam ben şunu merak ediyorum. Hani öğrencileriniz neler olacak acaba? Şimdi bazı öğrencilerimiz içe dönük, bazıları dışa dönük. Yani evet. Bazıları daha rahat iletişim kurabiliyor, bazıları bu konuda daha zayıf. Dersi anlatırken hani o iletişim kuramayan öğrencileri de derse çekebilmek için önerileriniz neler? Ne yaptığımı söyleyeyim mi? Öneriye gerek yok. Yaptığımı söyleyeyim. Ben gerekleri şöyle yaparım. Onları zaten belli oluyor. Bir şey söylediklerinde onlara, çocuklara diyorum ki lütfen ayağa kalkın ve arkadaşlarınıza bakın ve söyleyin diyorum. Genellikle benim ilginç bir yanım vardı. Ben otoriterim aynı zamanda. Hem demokrat hem otoriter, ikisi. Çocuklara kesinlikle yaptırıyorum. Kaldırıyor ve söylüyor. Bir, zorlanıyor. Öyle zorlanıyor ki şöyle döndüğü halde, hocam mesela sen oradasın ya, ben öğrenci buradayım. Şöyle şey başla, böyle diyorum. Yine bana dönüp bir şey yapıyor, konuşuyor. Hocaya dönüp duruyor. Ben yine döndürüyorum. Şimdi başta
zorluk çekiyor. İkincisinde zorluk çekiyor. Yavaş yavaş alışıyor. Bu genellikle şöyledir. Ne kadar çok katarsanız, benim önerim şu. Öğrenciyi ne kadar çok katarsanız o kadar çok başarılı olursunuz. Şu bağlamda yani onların öğrenmesi bağlamında, onların yetişmesi bağlamında o şeyle sıkılganlık var ya, o konuşamama, onları yenme bağlamında o kadar çok başarılı olur. Yani şey, kelime participation dediğimiz şey. Onlar participate edecekler. Ne kadar çok şey participation'ı sağlarsanız, katılmayı sağlarsanız onlara, o kadar çok şey, onların başarılı olmasını sağlarsınız. Evet. Çok teşekkür ederim. Ederiz. Sağ olasın.